İyi antrenmandı çocuklar. Ah, böyle daha iyi. Bir dakika. Defter falan mı getirmem gerekiyordu? Ha işte. Şimdi de yazı yazacak bir şey lazım. Ha, kalem yani. Evet. Yok, bunun altında yok. Ben ne yapacağım? Hey, zeki kız. Uhu. Ben mi? Evet, bir kalemini ölünç olabilir miyim? Peki, fazladan bir tane olacak. İşte. Oh, çok hoş, teşekkürler. Ah, olamaz, kırıldı. Hey, zeki kızı, bu defolu çıktı. Bir tane daha alabilir miyim? Dikkatli ol ama. Amanın, iki tane ardı arda. Hayatta inanamayacaksın. Al. İşte. Bunu al. Umarım bunların fişini saklamıştır. Zeki kız. Bu son kalemim. İyi, peki. Bir dakika. Bu meyve suyu kutusu işime yarayabilir. Ya da bu pipet. Bu işime yarar. Bir kalemi parçalarına ayır. Mürekkep haznesinin alt kısmına biraz tutkal sür. Sonra pipeti al ve üstüne geçir. Tutkalın olduğu yere kadar it. Pipet gibi görünen kalemler. Bunları kimse almak istemez. Aa canına, bunlar çok havalı. Bir kalem alabilir miyim? Bunlar pipet, kusura bakma. Ha, peki. Hey kanka, kalemin var mı? Evet, şimdi işime dönebilirim. Bugünkü konu Popit tek boynuzlu at. Oo, sona kalan eziktir. Ben kazandım. Evet, ben kazandım. Hazır mısın? Rica ederim. Ben her zaman hazırım. Bu sorun olmaz bence. Kazanmam gerekir. Daha hızlı hadi. Kolayca kazanacağım. Kaybetmeye hazır ol. Evet, neredeyse bitti. Gerçek sanatı. Boş verin. Devam etmediğim kalemlerim. Onları artık kullanamam. Bunlar bitmiş. Bunları da kullanamam. Ne yapıyor bu? Son bir yer kaldı. Hadi. Şu kadar kaldı. Sonra kazanacağım. Daha fazla kalem lazım. O ne yapıyor şimdi? Yavaş ve istikrarlı olan yarışı kazanır. Onun kazanmasına izin veremem ama kalemim yok. Bir dakika. Hiç kalemi kalmamış. Buna pişman olacağım. Şuna bir bakayım. Yapabileceğim bir şey olmalı. Hey, harika bir fikrim var. Bu pipet işe yarayabilir. Bir pipet al ve kalemin arkasına ucuna sok. Öbür uca da aynısını yap. Artık yazı yazıp resim yapabileceğim bir kalemin oldu. Artık o kadar kolay kazanamayacağım. Hey, bunlar senin için. Kalemler, yani... Resmimi bitirebileceğim. Teşekkürler. Rica ederim. Bekle. 3, 2, 1, başla. İçin sınav çocuk oyuncağı olabilir. Ama bazıları için işler biraz daha karışık olabiliyor. Aa, bu dersi asla geçemeyeceğim. Kate bütün bunları nereden biliyor? Sanki ders kitabını ezberlemiş. Kendimi aptal gibi hissediyorum. Acaba cevaplarına bakmama izin verir mi? Özel taktiği bilmiyor musun Jen? Bu tarz problemlerde. Bu sırayı... Sonra da bu sırayı çarp. Gördün mü? Sonra da bu iki sayıyı topla. 6 artı 3, 9 etti. Ve işte cevap bu. 693. Bu taktik dahice. Vay canına. Bana gösterdiğin için teşekkür ederim. Sınav sırasında konuşmayın. Kate. Göster bakayım. Ne oldu? Bütün bunlar nedir? Bunlar doğru olamaz. İnanamıyorum. Doğruymuş.
693. Bu nasıl bir sihirbazlık? Bana matematik profesörü diyebilirsin sanırım. Makyajıma son birkaç dokunuş yapayım. Bu kadar güzel bir görünüm uygun aksesuarları da gerektirir. Evet, bunu takmanın tam zamanı. Mandalı ve kutuyu açayım. Selam güzelim, ışılda bakalım. Ha? Jennifer'ın elinde ne var öyle? Yakından bakayım. Oo, vay canına, müthiş bir bilezik. Deneyebilir miyim? Aa, hayır. Öf, bu ne ya? Yeşil rengi ne kadar sevdiğimi biliyor. Aa, halk arıyor, yaşasın. Eyvah, bu aramaya cevap vereceğim. Bileziğim yasak bölge, bilesin. Ciddiyim, sana bilezik yok. Aa, bak odadan çıkıyor. Gitti. Bileziği denemek için fırsat. Aman geri dönmesin de. Yok, tamam. Oo, merhaba güzel takı. Yakından daha da güzel görünüyor. Bayıldım. Bana da çok yakışacak. Tam oldu ve haklıydım. Bana çok yakıştı. Evet, bu yeni bir bilezik. Fark ettiğine sevindim. Olamaz geliyor. Acele etmeliyim. Ne? Yo, bu olmuş olamaz. Sıkıştı. Bu da ne? Bilezik küçülüyor mu ne? Daha fazla basınç uygulamalıyım. Ayakta durmam daha iyi olur. Belki nefesle ısıtsam. Niye çıkmıyor? Hadi kolumdan çıksana aptal bilezik. Olamaz, geri döndü. Oralı değilmiş gibi davranayım. Bir mesaj yazacağım hemen. Eva tuhaf mı davranıyor? Peki sadece bana öyle gelmiştir. Bir dakika, kutu boş. Kutu boş! Eva, bileziğime dokunmamanı söylemiştim. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Bana numara yapma, ver bileziğimi. Al, bileğimde ve çıkaramıyorum. Öf, ben çıkarabilirim. Bence testere işe yarar, ne dersin? Ne? Hayır, hayır Jennifer, testere olmaz. Şaka yapıyorum, çok safsın. Testereyi kullanmayacağım. Sabun kullanılan bir taktik biliyorum. Kolunu uzat. Oh, neyse, testere konusunda ciddi olduğunu sanmıştım. Bir plastik poşet ve sabun lazım. Neyse ki yanımda sabun vardı. Poşete biraz sabun sıkıyorum. Ve dikkatlice yayıyorum. Poşet hazır. Sıradaki adım için kolun lazım. Elini poşete sok ve poşeti bileziğin altından geçir. İşte bu şekilde. Sabun ve poşet bileziğin kolayca çıkmasını sağlayacak. Bak, aynen dediğim gibi. Seni uyarmıştım. Bu bilezik tek kişinin bileğine uyar. O kişi de benim. Ne? Şimdi ben de çıkaramıyorum. Anlaşılan bilezik sana da uymuyormuş. Şaka yaptım. Sadece benim bileğime uyuyor. Jennifer da kendini komik sanıyor. Bu burada güzel durdu mu? Bence yeri harika oldu. Biraz bant olsaydı. Of, hadi ama. Bu iş ancak iki elle yapılır. Of. Pekala, lütfen dur. İşte. Makası nereye koydum? Daha demin cebimdeydi. Ah. Hadi ama. Bu çok saçma. Sadece bir parça bant istiyorum. Sen ne yapıyorsun öyle? Sadece bir parça bant almaya çalışıyorum. Bir düşünelim. Ah, buldum. Dur, sana göstereyim. Bantın ucunu masaya yapıştır. Sonra ortadan bu şekilde ikiye katla. Sonra da tut ve çek. Gördün mü? Bu harikaydı. Hadi şunu bitirelim artık. Ve işte bu kadar. Çak. Bu çok ilginç. Ah selam. Bak bende ne var? Bir köpek yavrusu, hain sevebilir miyim? Tabii, adı Puffy. Tam uygun bir isim. Cennet attığım için Cen. Evet öyle. Selam millet. Selam. Çok güzelim. Ne?
Kalk, hayır. Neyse, yerini değiştirmen için sana para vereyim. Hayır, ben satılık değilim. Pekala. Ay, ne tatlı bir yavru köpek. Bu haksızlık. Kendini ne sanıyor bu? Çok sinirlendim. Sinirimi de bu çikolatadan çıkardım resmen. Onu tutmak ister misin? Çok isterim. Evet, onu nasıl geride bırakacağımı biliyorum sessizce. Çikolata ambalajının köşesini kesiyorum. Şimdi defterini sıkıyorum. İşte, ne tatlı köpek bu. Aman tanrım, bu köpek korkunç, iğrenç şey. İşe yaradı, şundan kurtulayım. Ben geldim. Selam, Puffy, Cecik'i. Fotosentez. Sanırım bu konuyu biliyorum. Hey! Yarınki sınava hazırlandın mı? Ah, benim adım Jennifer. Ben her zaman çalışırım. Peki, öyle olsun. Tüm bu sorulara nasıl cevap verebiliyor? Bu kadar çalışmak beni susattı. Hey, buraya bakmıyor. İşte başlıyorum. Sadece bir dakikam var. Merhaba sevgili cevaplar. O kadar güzelsiniz ki. Bunların hepsini ezberleyemem. Ama bu streç film yardımcı olabilir. Evet, işte budur. Eğer kağıdı streç filmle kaplarsam ve işaretlediği cevapları yuvarlak içine alırsam, sonradan kendi testimde işaretleyebilirim. Bu dahice değilse nedir? Ah! Ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey. Yalnızca şekerim var mı yok mu ona bakıyorum. Çok tuhafsın. Şimdi cevapları alalım. Bingo! Tam uyuyor. Hiçbir şey sınav sabahlarına benzemez. Dur bakalım. Cevaplar bunun içinde mi? Of, nasıl her seferinde anlıyor? Güle güle tatlı cevaplar. Bunu bilmeliydin. İyi eğlenceler. Bu çocuklar asla akıllanmıyor. Günaydın. Defterlerim mi? İçinde bir şey yok. Aferin Lily. Yerine geç bakalım. O cevaplar çok lazımdı. Şimdiye kadar iyi gitti. Öğretmen yeterince yakından bakmadı. Çünkü kopyaları geçirebildim. Hey! Bu neden benim aklıma gelmedi? Benim cetvelimde iş yok. Lily! Şşt, ben de bakabilir miyim? Şşt. Sadece üstünü aç yeter, bak. Bunun için iki cetvel gerekli. Cevapları al ve çift taraflı bantın üstüne yapıştır. Arkasını çıkar. Böylece cetvele yapıştırabilirsin. Bu cetvele tam uysun ama. Böylece şu şekilde katlayabilirsin. Teşekkürler. Bitti öğretmenim. Resim dersi için sabırsızlanıyorum. Pekala çocuklar. Bugün bir kedi çizmenizi istiyorum. Bu sevimli yüze bakın. Başlayın. Aa, bu zormuş. Bu da kuyruğu. Amanın, bu fena. Bitti. Biraz acele ettiğim için en iyi eserim değil. Ne? İnanılmaz. Ne berbat bir gün. Ver şunu bana. Ah, buna değersen. Bir fikrim var. Bu işe yarayabilir. Lastiği kalemlere doluyorum. Öbür uca da aynısını yapıyorum. Şimdi defterimdeki kedinin üstünden geçiyorum. İşe yarıyor. Tam üstünden geçtiğimde aynen kopyalıyor. Oo, harika görünüyor. Mükemmel. Çok etkilendim Cheryl. Teşekkürler. Doğal yeteneğim var. Değil mi? Her zamanki gibi harika Luna. Aa, artı. Aynen böyle devam et. Teşekkürler. Aha, olamaz. Hala basmaya devam ediyor. Şş, dursana. Ne? Aa, hiçbir şey yok. Resim dersinden nefret ediyorum.
Bu çok zor. Anlamıyorum. Yok, bu doğru değil. Çabuk olmalıyım. Bu işi çok daha kolaylaştırıyor. Bu şekilde öğrenemezsin Cheryl. Tuvalete gidebilir miyim? Git, acele et. Bu dersi asla geçemeyeceğim. Neyse, biraz su içeyim. Derse biraz ara vermeliyim. Bir plan yapmam gerek. Bir dakika, buldum. Bu çok anlamsız. Bu harika bir fikir. Sayıları bardağa yazıyorum. Sonra da üstüne başka bir bardak geçiriyorum. Bu bardağa artı ve eksiler koyuyorum. Bunu birkaç bardakta daha yapıyorum. Doğru cevapları elde etmek için bir bardağa daha ihtiyaç var. Evet, işte buldum. Cevabı hayatta bulamazdım. Artık çok kolay. Yakında ayak parmaklarımı da kullanmam gerekecek. Luna'ya yardım mı etsem? Hey, çoraplarını çıkarma. Bunu kullan. Oh, teşekkürler. Bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Ay, denedim en azından. Çok kafam karıştı. Oh, iyi dinlendim. Dişlerimi fırçalayayım. Çünkü sabahleyin insanın ağzı iyi kokmaz. Ay, diş macunu kapağını düşürdüm. Öf, nereye gitti bu? Bunun için çok erken. Şimdi sadece bu aptal kapağı bulmak için yerlere sürüneceğim. Nerede bu? Nereye gitti? Arkaya uzanayım da alabiliyor muyum bakayım? Yakaladım. Hoş mu? İğrenç. Marakas mı? Biri konser mi verdi orada? Koca bir çırpıcı mı? Niye orada olduğunu bilmek bile istemiyorum. Öf, bir tek kapak yok. Ama şimdi ellerim yerde sürünmekten kirlendi. Evet, kir içinde kalmış. Yıkayım bari. İyice sabunlayayım. Bir dakika. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Diş macunu tüpü gerekli. Bir maket bıçağı. Onunla tüpü kesiyorum. Tüpün üst kısmını kesiyorum. Üst kısmı atıyorum çünkü gerekli değil. Onun yerine sabun şişesindeki pompa başlığını kullanıyorum. Tam da oldu. Artık diş macunu tüpümün pompalı bir başlığı var. Onunla bir daha kapağı kaybetmekten korkmayacağım. Tam uygun miktarda diş macunu da sıkılıyor. Vay canına, çok yararlı bir şey oldu. Ne hoşsun. Hey Luna, iyi görünüyorsun. Bu çok tuhaf. Çok sinir bozucu. Yeter artık. İkinizle her gün aynı şey oluyor. Hey, sakin ol. Bir fikrim var. Şeyli kızdırmadan Kevin'le nasıl konuşacağımı biliyorum. Önce defterimi şu bantla kaplıyorum. Bu kadarı yeterli olur. Sonra süngerden bir kare kesiyorum. Aynen böyle. Sonra süngere biraz tutkal sürüyorum. Fazla gerekmiyor. Süngeri bu kaleme yapıştırıyorum. Şimdi Kevin'e bir mesaj yazayım. İşte. Hey, şunu Kevin'e versene. Bu sanaymış, al. Müthiş. Cevap yazayım. Bunun nesi iyi oldu ya? Öğretmene şikayet edeceğim. Öğretmenim, şunu alayım. Mesajı silsem iyi olacak. Bu akşam için sabırsızlanıyorum. Ver şunu bana. Öğretmenim, şuna bakın. Evet Cheryl. Birbirlerine mesaj yolluyorlar, bakın. Aman buradaydı. Vaktimi harcama Cheryl. Buralarda bir mesaj vardı, görmüştüm. Ah, olamaz, sınavım. Kırık alacağım ya. Akşama görüşürüz. Sabırsızlanıyorum. Bu ödev de bayağı zor. Ama sanırım bitirdim. Of, bununla çok gurur duyuyorum. Bu dosyada güvenle saklarım. İçine su girmez.
Ve şimdi sırt çantasına gir bakalım. Bunu teslim etmek için sabırsızlanıyorum. Ah, başyapıtım. Ay! Önüne baksana. Aman tanrım, kağıdım. Çok fena katlandı. Şuna bak, nasıl ağlıyor. İnanabiliyor musun? Kim böyle ağlar ki? Hey canım, bu işine yarar. Şey, sağ ol ya. Bir dakika, bununla ne yapacağım? Anladım. Kağıttaki boşlukları düzeltmek için saç düzleştiricisini kullan. Bak, sorun çözüldü. Bayağı zekice. Hey Nina. Nerede bu kitap? O kadar da kötü değildir herhalde. Sıkıldım bile. Kim acaba? Alo? Kitabı bitirdin mi? Ben de bitirmedim. Başka ne olsa yaparım. Mesela film seyretmek gibi. Aa, işte iyi kısım geliyor. Ölü pis robot, ölü! Hadi sene. 2 puan daha. Of ya. Saat kaç acaba? Ne? Neredeyse 8 mi olmuş? Bu yeni kalem harika. Yetiştin mi? Hey, çok şey kaçırdın mı? Biliyorum, hepiniz atomun çekirdeğini merak ediyorsunuz. Uyanık kalabileceğimi hiç sanmıyorum. Nina? Nina? Nina dedim. Uyan. Hey. Of, bu berbat. Sadece uyanık görünmem gerekiyor değil mi? Parıldayan gözlerim daha da yetişir. Bunlardan bir çift yapmak için önce bir selfie çek. Sadece gözler yeter. Şimdi uyanık görünüyor muyum? Ama karışıma kükürt ekleyince. İyi geceler. Sorusu olan var mı? Amanın, biri uyukluyor millet. Belki de uyandırma servisine ihtiyacı vardır. Oraya geliyorum. Ah, olamaz. Hey Nina, uyumaya mı çalışıyorsun? Bunun için yanlış sınıfı seçmişsin. Hey, dünyadan Nina'ya. Ne? Günaydın yani. İyi ki benim başıma gelmedi. Kızım bulayınca ev ödevim bitiyor. Bunu yapmak aslında eğlenceli. Ne? Takıldı herhalde. Of! Olamaz. Bu sorun olabilir. İşte hepsi bitti. Şimdi biraz dinlenebilirim. Bu çok acı verici olurdu. Of, olamaz. Burası şu an suç mahalli. Sakın kıpırdama, tamam mı? Basın giremez. Çıkın buradan. Demin. La la hu hu hu, la 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 hu. Kahve ne güzel olmuş. Umarım bu işe yarar. Bu da nereden geldi şimdi? Üstünde bir mesaj var. SOS mi? Acaba sorun ne? Bu nedir? Ne? Zımba mı? Benim kulaklık kutum bu işi çözer. Bu bütün zımbaları toplar. Aynen böyle. Sanırım hepsini topladım. Teşekkür ederim. Hadi isimlerimizi yazmamız lazım buraya. Hey bekle, ilk önce ben yazacağım. Çekin şuradan. Sıra bende, çekin önümden. Of, her neyse, zaten senin için kimse oy atmayacak. Görürsün sen. Kraliçe için adaylar yazılmış. Hadi gel, benimle birlikte adını yazdır. Peki, hadi bakalım. Belki de birimiz balo kraliçesi oluruz. Hı. Tamam, şimdi kalemimi çıkarayım. İşte burada. Artık yazmaya hazırım. Of, neler oluyor? Olamaz, kalemi yazmıyor. Bir dakika. Bir fikrim var. Çantamda bir muz var. Bir dakika, ama istediğim bu değildi. Tekrar deneyelim.
İşte oldu. Bu sefer buldum. Evet. Aa, bir dakika. Bu kesinlikle aradığım şey değildi. Vay canına kızma ama bu iş çok uzun sürdü. Evet biliyorum. Ben de o bölümün tamamını dün akşam seyretmiştim. Bu da neydi? Artık yeter. Bütün çantamı yere boşaltıyorum. Bir dakika. Bu bir meyve suyu kutusu mu? Bu aslında aklıma çok iyi bir fikir getirdi. Pekala şimdi bu boş kutuyu alıp onu biraz kesiyorum. Bu şekilde tepesini aldıktan sonra makasla köşelerini kesiyorum. Kutunun köşesini en ucuna kadar kesiyorum. Sonra kutuyu tamamen açıp yaymak için aynı şeyi diğer köşelerine yapıyorum. Ama bunu hala meyve kutusuna benzemesini istemediğimden pembe kağıtla kaplıyorum. Şimdi bunu çevirip biraz tutkal sürüyorum. Bu kısımların hepsini güzelce tutkalla kaplayacağım. Çünkü şimdi bunun üstüne turuncu renkli kağıt şeridi yapıştırmak istiyorum. Şimdi sıra çok güçlü sıcak tutkalda. Çünkü diğer tutkal işimizi görmezdi. Bunun üstüne bir diğerini ekleyeceğim ama onu böyle döndüreceğim. Sıra daha fazla sıcak tutkal uygulamakta ama bu sefer bunu uçlarına yapıyoruz. Çok fazla olmasına gerek yok. Şimdi buralara bu küçük lastik parçayı ekliyoruz. Ve sonra bunun üstüne birkaç mıknatıslı şerit yapıştırıyoruz. Tada! İşte sana kalem ve diğer kalemlerini koyacağım bir şey yaptım. Not kağıtlarını buraya koyabiliriz. Bu mıknatıslar da ataşları tutar. Hepsini böyle yerleştirdiğimizde tekrar katlayabiliriz. İlk önce içerideki kutunun katlanması gerekiyor. Sonra dışarıdakini katlayabilirsin. Sonra bunun ucuna daha önce kestiğimiz kutunun başlığını takabiliriz. Bak senin için ne yaptım. Bu nedir? Açayım mı bunu? Peki, vay canına yok artık. Gördün mü artık kalemlerini kolaylıkla bulabilirsin. O zaman şimdi ismini buraya yazabilirim. İşte oldu. İnsanlar ona nasıl ilgi gösteriyor şimdi. Vay canına, bu şimdiye kadar gördüğüm en harika okul malzeme kutusu. Çok ciddiye alırım. Pekala, şimdi bir kontrol edeyim. Tek bir toz yok. Aynen düşündüğüm gibi. Ama daha yapacak çok şey var. Bu ödevi bitirmem lazım. Kalemim kırıldı. Neyse ki bu kalem tıraş var. Çok toz çıkarıyormuş yalnız. Nasıl yani? Benim nöbetimde olamaz bu. Kazar oldu yemin ederim. Bakın aldım işte. Vay canına çok gerildim. Bir fikrim var ama şişenin boş olması lazım. Pekala şimdi hayal gücümüzü kullanalım. Şişenin kapağını çıkarmakla başlıyorum. Sonra kapağa bir delik açıyorum. Kapağı ters çeviriyorum. Ve deliğin kenarlarına tutkal sürüyorum. Bu kadar yeter. Kalem tıraşı şişenin kapağına yapıştırıyorum. Kalem tıraş iyice yapışınca kapağı yerine takıyorum. İşte bu tam ihtiyacım olan şey. Şimdi kalem açıkları şişenin içine düşecek. Böylece etraf kirlenmeyecek. Gözüm üstünde. Endişelenecek bir şey kalmadı artık. Her şey şişenin içinde. Bu çocuk da gelecek. Çalışmaktan nefret ediyorum. Bu denklemlerin bazılarını hiç anlamıyorum. Pes ediyorum. Bu işte hiç iyi değilim maalesef. Bu nedir? Bunlar içi dolgulu oyuncaklar. Benimle oynamak ister misin? Üzgünüm yapamam. Ders çalışıp ev ödevimi bitirmem lazım. Ama şu an keşke yatabilsem. Çok yoruldum. Kafamı tutamıyorum. Ama bunların bir kısmını halletmem lazım. Ne? Neler oluyor? Ben neredeyim? Bu gördüğüm en feci test. Ders çalışırken uyuyakalmışım. Testten kırık kalacağım. Günaydın. Balonumu sevdin mi? Benimle oynamak ister misin? Bak uçup gitmesin diye balonuma kurdele bağladım. Belki bununla bir şeyler yapabilirim. Şimdi elimde bu balon olduğuna göre bunun üstüne gazlı kalemle denklemleri yazıyorum. Sonra balonu söndürüyorum. Güzel, yazı minnacık oldu. Şimdi yazının üstüne bir bant parçası yapıştırıyorum. Balonu hiç sarsmadan tutup bantı dikkatlice yerinden çıkarıyorum. Son olarak bantı tırnağıma yapıştırıyorum. Tırnağıma neredeyse tam uydu. Pekala artık sıra bu denklemler sayesinde matematik testini başarıyla geçmekte. Kimse bir şey fark etmedi. Çok akıllıyım. Kopya falan var mı diye bir bakayım. Kopya kağıdın var mı senin bakayım. Pekala şimdi daha yakından bakayım. Bana fener lazım. Bana dön ve ağzını kocaman aç. Tamam sorun yok. Kopya çekmediğin için aferin sana. Az kalsın yakalanıyordum. Ama ben bu işin ustasıyım.